Tabii şimdi bu tasarruf paketi olarak baktığımız zaman belirlenen alanların aynı zamanda israfın olduğunu kabul edildiği alanlar olarak da değerlendirebiliriz. Bir büyüklük açıklanmadı. Bu kamu tasarrufunda nasıl bir mali alan yaratılacak bu alanlarda? Bu kaynaklar nasıl kullanılacak? Bütçeye, gayri safi yurt içi hasılaya oranı nedir? Tasarrufun boyutu konusunda sayısal veriler yok elimizde. Ama açıklanırken şu vurgulandı. Bu ilk paket değil, son pakette değil. Bunu izleyecek mali tedbirler olacak diye. Şöyle baktığımız zaman niye buna ihtiyaç duyuldu? Tabii enflasyon altında ezilen vatandaşların baktığımız zaman son 4 yılda ücretlerin, emeklilerin milli gelirden aldığı payın çok düştüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu vicdanı rahatlatacak bir şey. Aynı zamanda da Merkez Bankası'nın son iki enflasyon raporunda dezenflasyonun bekleyen olası riskler olarak para politikası ve maliye politikası uyumsuzluğunun altı çiziliyor. Son enflasyon raporunda da bu var. Dolayısıyla mali tedbirlerin para politikasına eşlik etmesi mantığıyla zaten Sayın Şimşek de vurguladı bu açıklamayı yaparken, Sayın Yılmaz da vurguladı. Böyle baktığımız zaman bu tasarruf hareketi aslında önemli ve ilginç detaylar var bu kez tasarrufla ilgili önlemlerde. Detaylarını önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi olarak çıkacak bu. O zaman göreceğiz. Ama tabii kamuoyuna çok çarpıcı gelecek, üzerinde çok konuşulan örneğin mesela taşıt. 3 yıl süreyle yeni taşıt alınmayacak, taşıt kiralamaları yapılmayacak, bunlar gözden geçirilecek, yerli taşıtlara gerektiğinde ağırlık verilecek. Tabii ki ambulans gibi sağlıkla ilgili bir takım savunmayla ilgili şeyleri bunun hariç tutulduğu ortaya konuluyor. Hizmet binaları konusunda özellikle çok eleştiriler olurdu kamuya. Bununla ilgili önümüzdeki 3 yılda yani bu tasarruf paketini tabii 3 yıllık bir vizyon ortaya koyduğunu görüyoruz. Belki de orta vadeli plana da uyum sağlayacak şekilde orta vadeli bir perspektif ortaya konulmaya çalışılıyor. Kamuya personel alımında emekli olan kişi sayısı kadar eleman alınacak gibi kriterler var. Tabii bunun istisnaları olacaktır. Sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili. Bunları tabii tasarruf genelgesi çıktığı zaman göreceğiz. Bir de tabii çok eleştirilen hani birkaç yerden birden ücret alan kamu görevlileriyle ilgili de burada bir sınırlama getiriliyor. Sadece bir yönetim kurulu üyeliğinden ücret alınabileceği, bunun için de bir tavan konulacağı, bu tavanı aşan ücretlerin de hazineye aktarılacağı şeklinde. Tabii çok sayıda ücret aldığı açıklanan bu konuda eleştiriler yapılan bürokratların ücretlerinde önemli bir kesinti olacağını görüyoruz. Bunun nasıl gerçekleşeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kamunun hizmet, mal ve hizmet alımının ödeneklerinde %10'luk, yatırım ödeneklerinde de %15'lik bir kesinti var. Ama burada önemli bir vurgu var. Tabii depremle ilgili yatırımlar ve %75'i gerçekleşmiş yatırımlar. Asıl önemlisi de tabii yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümle ilgili harcamalar, sulama, tarıma yönelik tarımsal üretim kapasitesini artıracak yatırımlar bunun dışında tutulmaya çalışılacak ve bu alanda ilerleme sağlanmaya çalışılacak. Ama demin de belirttiğim gibi yani bu tasarrufun
iç ve dış kamu oyundan tarafından tasarruf önlemlerinin takip edilebilmesi için bazı sayısal hedeflerin olması gerekiyor, oranların verilmesi gerekiyor. Henüz bunlara ulaşamadık ama bu konuda çalışan akademisyenlerin yaptığı hesaplamalara göre bu sıralanan kalemleri dikkate alarak yaptıkları tahminlere göre gayri safi yurt içi hasılanın binde dördü ile binde altısı arasında bir büyüklüğü kapsayabileceği tahmin ediliyor tasarruf önlemlerini. Ama Barış Esen, bu tabii Türkiye bu tasarruf genelgelerine çok aşina. Zaten Sayın Cevdet Yılmaz da vurguladı. Biz onlarca tasarruf genelgesinin yayınlandığını geçmişte vurgu yaptı. Bu şeyin detaylarını göreceğiz ama asıl burada yani bu para politikasına eşlik edecek mali tedbirlerin çok küçük bir ayağını oluşturacak. Çünkü daha önümüzde meclise gelmesi gereken yasa teklifleri var. İhale yasasına vurgu yapıldı. İhale yasasında bir değişiklik, kapsamlı bir değişiklik yapılması bekleniyor. Zaten müteahhitlerin de bu konuda talepleri var. Özellikle davet usulünün doğal afetler dışında tamamen mevzuattan çıkarılması yönünde onların da bir takım talepleri var. Bu genelgeyi bekliyoruz Barış Esen. Cumhurbaşkanı'na bu hafta içinde sunulması bekleniyor. Bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi olarak yayınlanacak ama genelgelerden de bildiğimiz orada da çok sayısal hani bütçe açığına etkisi açısından yaratacağı etki konusunda hala bir belirsizlik var. Bu konuda işte TEPAV'ın yaptığı çalışmalar var mali tedbirlerle ilgili ne kadarlık bir mali alan yaratılabilir diye. Onların önerdiği bir çalışmada yaklaşık 1 trilyonluk bir mali alan yaratılabileceği, 300 milyar liralık da ek bir kaynak sağlanabileceği mevcut kalemlerden şeklinde çalışmalar var. Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz.